salgın var ve bunun neticesinde bir dizi kararlar alınıyor. Bunlardan birisi de YÖK'ün aldığı örgün eğitim bitirme kararıydı. Biz de eğitimlerimizi online olarak devam etme kararı aldık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bizi kırmayıp eğitime katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? Benim için büyük bir keyif. Öğrenci kardeşlerimle buluşmak. Biz de ülkemizde alınan kararlar neticesinde eğitimimizi online olarak devam etme kararı aldık. Size yeniden teşekkür ediyorum. Ben sözü size bırakayım, çok uzatmadan isterseniz. Tamam. Memnuniyet. Öncelikle bu eğitimin ne olduğunu bir anlatmamız lazım. Çünkü sırf öğrenci arkadaşlarımız değil, dışarıdan da katılanlar var. Aslında evet. Bu program İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri için oluşturulmuş bir programdı. Ve belirli bir sınav sonucunda seçilerek bu alana ilgi duyan arkadaşlara veriliyordu. Ve bu canlı olarak Amfi'de yapılacak bir dersti. Ama yaşadığımız bu pandemi nedeniyle bu proje maalesef hayata geçirilemedi. Ama daha iyi oldu, online hayata geçirildi. Ve sırf İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri değil, tüm üniversitedeki öğrenciler davet edilmiş oldu. Burada özellikle vurgulamak istediğim şey, bugün vereceğim dersin kişisel verilerin korunması hukukuna giriş niteliğinde bir ders olduğu. Dolayısıyla zaten hali hazırda uygulamanın içinde olan veya bu konuda araştırma yapan arkadaşlarımız var ise canlı yayında, anlatacaklarımız büyük ihtimalle onu tatmin etmeyecek, onları tatmin etmeyecektir. Zaten ben bunları biliyorum diyeceklerdi. Veya onların o detaylı sorularına bu yayında, bu derste yanıt vermeyeceğiz. Çünkü adı üstünde bu yaptığımız bir ders, giriş niteliğinde bir ders. Dedikten sonra hemen yayınımıza başlayalım, dersimize başlayalım. Bir kere bu kişisel verilerin korunması hukuku nereden çıktı, niye çıktı, niye böyle bir şeye ihtiyaç var? Bu arada şey de söyleyeyim, YouTube'daki arkadaşlar, bir yandan Instagram'dan canlı yayın yapıyoruz. Instagram'dakileri de söyleyeyim, YouTube'dan da canlı yayın var. Ayrıca YouTube'dan hem benim YouTube kanalımda hem de İstanbul Akademi'nin YouTube kanalında bu dersi koyacağız. Dilediğiniz zaman dersi izleyebilirsiniz. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, bu uzmanlık seviyesinde bir ders değil. Tamamen giriş niteliğinde kişisel veriler nedir, ne değildir, nereden çıkmıştır tarzında bir başlangıç dersi. Şimdi sevgili arkadaşlarım, kişisel verinin korunması hukuku nereden çıkmış? İnsanların merakından çıkmış. İnsanlar birbirlerini merak ediyorlar. Ne yapmışlar, ne etmişler? Neler yapıyorlar? Bu tarihte en eski dönemlerden biri olan bir şey. İnsanların birbirleri hakkında bilgileri ele geçirmesi, bunları işlemesi, bunları paylaşması, yani aktarması. Ama Merve Hanım, siz sesi kısabilir misiniz? Çünkü yankı yapıyor. Tabii ki hocam. Ama buradaki problem şu, 1950'li senelerden itibaren bilgisayarların gelişmesi, bilişim çağının yaşanmaya başlamasıyla beraber her türden çok sayıdaki veri çok ucuza depolanıp işlenebiliyor. Hem maliyet az, hem çok hızlı bir şekilde yapılıyor, hem de çok sayıda veri işlenebiliyor. Ve yazılan programlar sayesinde aslında parça parça çok ilgisizmiş gibi görünen veriler birbirleriyle ilişkilendirilebilir hale geliyor. Bu ise siz çok anlamsız bir yerden, örneğin bir arabanın plakasından yola çıkarak bir kişinin bütün hareketlerini izleyebilir hale geliyorsunuz. Bu ise iki yönden önem ve tehlike teşkil ediyor. Bir, devletlerin bireyler hakkında, ülkesinde, topraklarında yaşayan bireyler hakkında her türlü bilgiyi alması, bu her türlü bilgiyi kullanması ve gerektiğinde de tabii ki bunu kişinin aleyhinde kullanması. Bu büyük birader, George Orwell'ın 1984 isimli hikayesinde bahsettiği. Bir de şirketler bunu tabii ki bizleri ticari bir meta olarak gördükleri için sürekli tüketime teşvik etmek, daha fazlasını tüketmek için bir araç olarak kullanıyorlar. Biz doğrudan devletlere aslında vermiyoruz. Bazı durumlarda kamu hizmetlerini almak için veriyoruz ama daha çok kişisel verilerimizi bilerek veya bilmeyerek küçük biraderlere, yani şirketleri açıyoruz. Şirketler ise bunu
büyük biraderle paylaşıyorlar işbirliği yaparak ki bunu artık çok açık ve net bir şekilde biliyoruz. İşte bunun öncelikle farkına varan OECD yani Dünya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Bu OECD ilk bununla ilgili bir rehber çıkartıyor. Yani tavsiye niteliğinde kararlar veriyor. Ama OECD'nin hukuki yapısı gereğince bunlar yalnızca tavsiye niteliğinde. Bağlayıcılığı yok. Uysanız iyi olur kabiliğinde. Bu konuda ilk hemen önlemi alan uluslararası düzeyde 1980 yılında Avrupa Konseyi oluyor. Ama bundan öncesine giderseniz ilk bu konudaki yasal düzenleme Almanya'nın Hessen eyaletinde bir nüfus sayımında çıkan problem dolayısıyla Hessen'de yapılıyor. Daha sonra da Almanya'da, İsveç'te buna ilişkin kanunlar yapılıyor. Ama ilk uluslararası bu anlamdaki sözleşme Avrupa Konseyi'nin 108 sayılı sözleşmesi. Türkiye'de bu sözleşmeye hemen sözleşme imzaya açılır açılmaz imzasını atıyor. Ama Türkiye'nin bu klasik yapısıdır arkadaşlar. Uluslararası bir sözleşmeye hemen imzasını atar, ben buradayım der. Halbuki biliyorsunuz ki uluslararası hukuk derslerinizden imza atmak tek başına bir anlam ifade etmez. O sözleşmenin iç hukuka getirilmesi, bunun iç hukukta meclis tarafından onaylanması ve Cumhurbaşkanı tarafından resmi gazetede yayınlanması gerekir. Ve ondan sonra da o belgeyi çıkaran uluslararası örgütün sekreterliğine de bunun depo edilmesi gerekir. Ancak bundan sonra iç hukuk açısından bağlayıcı bir belge haline gelir. İşte bunun yapılması Türkiye'de biraz geç oluyor. Tam 35 sene, yani bir yetişkin insanın doğup yetişkin hale gelmesi demek bu. Şubat 2016 tarihinde bu onay kanunu çıkartılıyor. Tabii bu Türkiye'ye geçmeden önce Avrupa'daki hikayeye devam edelim. Avrupa Konseyi'nde bu imzaya açılıyor ve 3 sene sonra yanlış hatırlamıyorsam Avrupa açısından bağlayıcılık kazanıyor. Ama Avrupa durmuyor. Bu konunun önemine varıyor ve 1995 diyor kendi ülkeleri açısından. Tabii direktifte şu var. Direktif de aslında Avrupa Birliği'nin mevzuat üretme araçlarından birisi ve kesin bir bağlayıcılığı yok. Daha çok rehber ilkeler şeklinde, yani iç ülkelerin, üye ülkelerin, Avrupa Birliği'ne üye ülkeleri kendi iç hukuklarında düzenleme yapabilmesi için bir esneklik sağlanarak genel kurallarımız bunlardır. Bu kurallara uygun olarak kendi iç hukukunda düzenlemeler yap deniyor. Ama ona rağmen GDPR yürürlüğe girene kadar en önemli düzenleme 95-46 EC sayılı veri koruma direktifi. Bizim açımızdan da önemi şu ve bizim kanunundaki bazı eksikliklerin olmasının nedeni de aynı zamanda bu. Biz o direktifi örnek alarak bir kanun yaptık. Yani aslında doğrudan bir ülkenin iç hukukunda uygulanması planlanmayan bir mevzuatı biz iç hukukumuza bir kanun olarak aktardığımız için bazı şu an sıkıntılar yaşamaktadır. Özellikle günümüzde de çok güncel olan kişisel sağlık verilerinin işlenmesi noktasında. Ama direktif yine de çok önemli. Neden önemli arkadaşlar? 1993 senesinde ben hatırlıyorum Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ilk internet bağlantısını yaptı. 1994 senesinde ise Amerika Birleşik Devletleri ordusu, ben artık dedi farklı bir ağa geçiyorum, millete geçiyorum, interneti tamamen dedi bireylerin kullanımını açıyorum. Daha önce işte üniversiteler, sivil kuruluşlar yine belirli bir community kullanıyordu bunu ama bireylerin kullanmasına açmamıştı. Bireylerin kullanmasına da bunu açtı. Bir anda veri yüklenmeye başlandı ve 1995 senesinde hemen Avrupa Birliği veri koruma direktifini çıkarttı. Biz ise 2016 senesinde hayatımızın her yeri kişisel veri olmuş iken, her şey, ticari ilişkilerimiz, hukuki ilişkilerimiz, günlük yaşantımız, özel ilişkilerimiz, her şey kişisel veriler üzerinden ve bilişim sistemleri üzerinden dönüyor iken bir anda bu kanunu çıkartıyoruz. Kötü mü yaptık? Hayır, kesinlikle kötü yapmadık. Hatta sizler hala fakültedeki öğrenimlerinize devam ettiğiniz için ve bu tür dersleri, benzer dersleri aldığınız için de şanslısınız. Çünkü sizler uygulamaya çıktığınızda avukat, hakim ve savcı olarak ya bu da nereden çıktı demeyeceksiniz. Zaten biliyor olacaksınız.
Ama benim üstüm veya benim altımdaki jenerasyon için ve bu özellikle de bu konuyla ilgilenmeyen hukukçular için bir anda bu nereden çıktı oldu? Ve Türkiye şunu yaşadı. Bir F-18A Hornet'in yaşadığını. Bu konuda hep bu örneği veriyorum çünkü çok rahatlıkla izleme şansına sahipsiniz. YouTube'dan arattığınızda bir Aircraft Carrier Operation diye yazdığınızda bunu görüyorsunuz. Veya F-18A Hornet yazdığınızda. Bir F-18 arkadaşlar saatte 240 kilometre ile geminin güvertesine kontrollü bir şekilde çarpıyor. Yani iniş dediğimiz bu uçak gemisine. 3 veya 4 tane geminin sınıfına göre halat çekiliyor güverteye boydan boya. Uçağın arkasından da bir kuyruk kancası iniyor iniş esnasında. Ve o kuyruk kancasını halata tutturuyorlar. Ve yaklaşık 60 veya 70 metre içerisinde 240 kilometreden 0 kilometreye inmesi sağlanıyor. Niye 240 kilometre çarptırıyorlar? Eğer herhangi bir halatı ıskalarsa, tutturamazsa güvertenin baş kısmından tekrar uçak havalansın diye. Türkiye'nin yaptığı da bu. Tabii ki pilotun orada arka kameralardan çekiyor pilotu. Her tarafı bağlanmış zaten kayışlarla. Bağlamasalar zaten kanopiden fırlar ve okyanusa düşer. Bunu engellemek için öyle frene basmış araba gibi inanılmaz bir duruş var. Türkiye bunun aynısını yaşıyor şu anda. Ama tekrar ediyorum, sizler çok şanslısınız. Sizler zaten uygulamaya çıktığınızda büyük ihtimalle bu oturmuş artık yürüyor olacak. Zaten bugün de bir isabet oldu. 7 Nisan ülkemizde kişisel verilerin korunması kanununun yürürlüğe girmesinin 4. seneyi devriyesi bugün. Biz de tam bugün bu dersi yapıyoruz. Şimdi birisine göre esnek bir şekilde bunu yarattığı için bakıyorlar ki bir süre sonra veri koruma cennetleri oluyor. Almanya başı çekiyor. Çok sıkı ama ne bileyim bir bu kadar sıkı buna yaklaşma. Gerçi Avrupa değil bildiğim kadarıyla. Örneğin Fransa Almanya kadar sıkı bu işi yapmıyor. Veya ne bileyim Çek Cumhuriyeti daha gevşek yapıyor ve bunun sorun oluşturduğunu görüyorlar. Ayrıca bu AB direktifinin 20 ilişkin görüş bildiriyorlar. Yıllar içinde gelinen uygulamada artık Avrupa Birliği'ndeki veri koruma hukukunun bir reforma kavuşması gerektiği söyleniyor. Bunun üzerine Avrupa Birliği veri koruma reformu 2011 yılında taslaklar hazırlanmaya başlanıyor. 2012'de tartışılmaya başlanıyor. İşte en son 2015'te yanlış hatırlamıyorsam kabul ediyor veya 2016'nın başında. 2016'nın Mayıs'ında 2016'ya yanlış hatırlıyor olabilirim sayıları. 2016'ya 679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü yani General Data Protection Regulation bir de hep atlanan Avrupa Birliği de bir direktif var. 2016'ya 680 sayılı o da cezai makamlar ve kolluk teşkilatında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin. Buna adeta GDPR'ın üvey ikiz kardeşi deniyor. Çünkü aynı anda çıkmış ve kolluğun ve adli makamların nasıl bu verileri işleyeceğine ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Ama hiç bunun adı geçmiyor. GDPR'ın gölgesinde kalıyor. Merak edenler için biz o konuda çalışma arkadaşım Sayın Onur Özkan'la beraber çok ayrıntılı ve güzel bir makale yazdık. Hakem denetiminden de geçti. Ceza Hukuku Dergisi'nin seçkin yayınları tarafından yayınlanan Ceza Hukuku Dergisi'nin Nisan sayısında yani herhalde şu an dizgidedir 2 hafta sonra Nisan sayısında ona ilişkin makalemiz de çıkacak. Orada ayrıntılı bir şekilde söz konusu makaleyi okuyabilirsiniz. Biz şimdi gelişime devam edelim. Bu arada onlar 2016'da GDPR'ı kabul ederler iken Türkiye'de aslında 2010'lu yılların başından beri bir kişisel verilerin korunması kanunu yapma düşüncesi içerisinde. Çünkü işte o zaman biliyorsunuz ülkemizde liberal rüzgarlar esiyor. Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Yeni chapter'lar açılıyor falan. Ve açılan chapter'lar hep şeyinde de başında da bu kişisel verilerin korunması var. Ayrıca ceza hukukuna ilişkin bir soruşturma yaptığınızda ve herhangi bir ülkeden bir kredi kartı bilgisi isteği geldiğinde de size şu cevap veriliyor. Bu bilgileri veremeyiz. Çünkü bunlar kişisel veridir. Bu kişisel verileri biz kime aktaracağız? Kim tarafından korunacak? Ne zaman korunacak? Buna ilişkisi bir mevzuatınız var mı? Yok. O zaman biz kendi iç hukukumuza göre böyle bir veri koruma mevzuatı olmayan bir ülkeye
bu bilgileri veremeyiz diye hep ceza soruşturmalarında bu bir problem olarak karşımıza çıkıyordu. En nihayetinde 2015 senesinde, bu arada herkese merhaba arkadaşlar, herkes merhaba diyor, ben de herkese merhaba diyeyim bir yandan. Bu arada 2015 senesinde tekrar öyle biliyorsun biz ikizaklı bir dış politikamız var. Tekrar AB'ye yanaşıyoruz. AB'ye yanaşır iken tam o sırada diyorlar ki yeni chapter'ı açıyorlar. Sizin bu kanunu kabul etmeniz lazım ve biz zaten bir taslak var. Taslakta ufak değişiklikler yaparak bunu iç hukukumuzda bir kanun olarak çıkartıyoruz. Kötü mü oldu? Kesinlikle hayır, çok iyi oldu. Yani çok bunu eleştirenler var. Bu nereden çıktı? İşte şeyi de eleştirenler oldu o zaman. İşte Avrupa Birliği GDPR'a geçiyor. Siz niye eski versiyonunu alıyorsunuz? Yani siz GDPR gibi 99 maddeden oluşan 100 küsur tane madde gerekçesi olan çok ayrıntılı bir belgeyi hiç bu işe alışkın değilken bir anda almaya kalksanız zaten çuvallarsınız. Siz şu an 20 yıllık uygulaması olan buna göre işte hem Avrupa Adalet Divanı'nın hem de Working Party 29'un vermiş olduğu içtihatlar ve görüşler var iken işte ICO'nun Information Commissioner Office yani İngiliz Veri Koruma Otoritesi'nin bir sürü görüşü var iken dahi zorlanıyorsunuz. E bir de GDPR'ı getirseydiniz ki GDPR'da Avrupa Birliği de yolunu bulmaya çalışıyor. Çok daha zorlanacaktınız. Dolayısıyla ben yapılan işin doğru olduğunu düşünüyorum. Nitekim geçen süreç içerisinde de zaten kurul verdiği kararlarla aslında şeyi ihsas etti. Yani ben GDPR'ı esas alıyorum. Zaman içerisinde GDPR'a geçeceğiz. Belirli bir süre sonra GDPR'a arkadaşlar geçeceğimizi öngörüyoruz. Şimdi işin hikaye kısmının tarihçesi bu. Peki neyi getiriyor? Yani niye bu var? Dünyada temel olarak 3 tane yaklaşım var veri koruma hukukuna. Bir, hiç korumamak. Çin Halk Cumhuriyeti'nde olduğu gibi kaç günden beri herkes onların şu bilgisayar programlarını soruyorlar. İşte kişileri yeşil, sarı ve kırmızı olarak ayırıp herkesi kamerayla izleyip COVID-19 virüsüne karşı iyi bir önlem. Arkadaşlar kısa vadede COVID-19'a iyi bir önlem, uzun vadede sizin hiçbir özgürlüğünüzün olmaması demek. E bu Çin'de nasıl oluyor? Çünkü orası Çin Halk Cumhuriyeti. Onlar AB'ye değiller, Amerika gibi bir düzenlemeleri yok. Kendi iddiaları, o tabii tartışılır ama komünist karma, komünist kapitalist bir rejimde yaşıyorlar. Bana ne diyor Çin Halk Cumhuriyeti? Siz bunu diyemediğiniz için, demek de istemediğiniz için politika olarak zaten o grupta değilsiniz. Diğer grup Amerika Birleşik Devletleri. Onların yaklaşımı bambaşka. Amerika Birleşik Devletleri bunu mülkiyete konu olabilecek bir meta olarak geliyor kişisel veri. Yani alınıp satılabilecek bir meta olarak gözüküyor. Dolayısıyla bilinçli olarak Avrupa Birliği'nin veya Türkiye'nin yaptığı gibi genel bir düzenleme bu konuda çıkartmıyor. Daha çok korunması gereken haklar olduğu takdirde tüketiciyi korumaya yönelik veya sağlık verileri olması gerektiği halinde hastaların haklarına konulmasına yönelik daha özel nitelikte düzenlemeler, sektör spesifik düzenlemeler getiriyor. Bundaki amaç da şu, zaten biliyorsunuz ki işte Kaliforniya'da, Silikon Vadisi'nde, San Francisco'da bütün bu bilişim şirketleri ve bunlar bu verileri işleyerek para kazanıyorlar. Amerikan ekonomisine inanılmaz bir değer katıyorlar. Bir yanda da Edward Snowden'in Sistem Hatası isimli kitabında belirttiği gibi bu şirketlerin hepsi zaten Amerikan istihbarat örgütleriyle işbirliği yapıyor. Gereken istenilen datayı bir yandan da Amerika'ya aktarmış oluyor, yani hepimizin datasını. Dolayısıyla Amerika politik ve ekonomik çıkarları dolayısıyla böyle bir düzenleme yapmak ihtiyacı hissetmiyor. Dolayısıyla orada kural olarak kişisel verilerin işlenmesi hukuka aykırı değil. Ancak sınırlama var ise o sınırlara uymanız gerekiyor. İşte en son Kaliforniya'da çıkan tüketici koruma yasasındaki düzenlemeler veya çocukların korunması yasası gibi düzenlemelerde böyle sektör spesifik düzenlemeler var. AB'ye gelince ise AB İkinci Dünya Savaşı'nda ayrımcılık dolayısıyla çok büyük problemler yaşadığı için, yani işte işine, iktidarın işine gelmediği için sen Yahudisin, sen komünistsin, sen masonsun, sen siyahsın, sen pembesin deyip insanları ayırt edip çalışma kamplarına gönderip, daha doğrusu aslında konsantrasyon kamplarına, ölüm kamplarına gönderip soykırım yaptığı için bir daha bunların yaşanmaması için bu konuda çok hassas. Dolayısıyla onlar şunun farkına varıyorlar. Biz her şartta birilerinin verileri kafasına göre işlenmesine eğer izin verir isek tekrar bu ayrımcılık hortlayabilir. Dolayısıyla şunu yapalım. Kural olarak
kişisel verilerin işlenmesi, kaydedilmesi, aktarılması hukuka aykırıdır. Ancak aykırıdır. Ancak belirli veri işleme şartlarının olması halinde bunlar birer hukuka uygunluk sebebidir ve hukuka uygunluk sebebinden yararlanırlar, bu veriler işlenir. Yani şunun gibi, nasıl ki bir kişi A kişisini B kişisini öldürmesi hukuka aykırıdır, yasaktır. Türk Ceza Kanunu 81. maddesi bunu açık bir şekilde yasaklamıştır. Ama bazı istisnai haller vardır ki, işte mesela kimisi bunun kanunda düzenlenmiştir. Meşru savunma veya polis vazife ve selahiyet kanunu gereğince polisin silah kullanma yetkisinin olduğu haller gibi veya savaş durumunda olduğu gibi, o takdirde o öldürme fiili hukuka uygun hale gelebilir istisna olarak. Avrupa Birliği'nin kişisel verilere yaklaşımı da bu. Kural olarak kişisel verilerin işlenmesi hukuka aykırıdır. Ancak bir işleme şartı kanunlarda öngörülmüş ise o takdirde hukuka uygun hale gelebilir. İşte Türkiye'de Avrupa Birliği'nin mevzuatını izlediği için Türkiye'de de aynı durum söz konusu. Türkiye'de de kural olarak kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması hukuka aykırıdır. Ancak kanunun 5. maddesinde her türlü kişisel veriler için, 6. maddesinde ise 6. maddede sayılan özel nitelikteki kişisel veriler için öngörülen hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birisi varsa o hukuka uygunluk nedenlerinin çerçevesinde işleme amaçlarınızla bağlantılı ve süreyle sınırlı olarak söz konusu verileri işleyebilirsiniz deniyor. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim dersimize. Temel kavramlar. Bir kere kişisel veri ne? Arkadaşlar, kişisel veri aklınıza gelebilecek her şey. Yeter ki gerçek bir kişiyi diğerlerinden ayırt edebilsin. Hem Avrupa Birliği'nin mevzuatı hem de bizim kanunumuz tüzel kişilerin verisini korunması gereken kişisel veriler mevzuatı içerisinde değerlendirmemiştir. Ancak gerçek kişiler açısından bunu öngörmüştür. Hatta kurul daha geçen hafta verdiği bir kararda şunu da belirtti. Gerçek kişiden anladığımız medeni kanuna göre ölü annesinden sağ olarak doğmakla kişilik kazanan ölümle de sona eren bir hukuki statüdür. Dolayısıyla ölenlerin kişisel verileri bu kanunun koruma kapsamı içinde değildir dedi. Benim onu eleştirdiğim bazı noktalar var. Özellikle yaşayan bir kişi ölenin verisiyle hala bir ilgisi var ise, örneğin Allah gecinden versin ama anneniz, babanız, yakınlarınız olabilir, hayatta kayıplarımız maalesef oluyor. Onların verisi işlendiğinde ben de onun ilgilisi değil miyim? Benim kafamda orada bir soru işareti var. O yönden kararı değiştiriyorum ama kural olarak gerçek kişiler. Peki bu gerçek kişinin illa zaten herkes tarafından bilinen veya hemen ilk akla gelen adı, soyadı, pasaportu, TC kimlik numarası, cinsiyeti, yaşı gibi veriler mi? Hayır. Önemli olan, o kişiyi siz bir grubun içerisinde bilgi kıstaslarını girerek, daraltarak belirleyebiliyor iseniz her şey olabilir. Örneğin biz bunu, bu dersi yüz yüze yapıyor olsaydık size şu bir örneği verecektim. İşte arkadaşlarınızdan birisi mutlaka ya pembe, ya mor, ya turuncu, farklı renkte bir bluz veya gömlek giymiş olacaktı bir kadın veya erkek öğrenci arkadaşımız. Ve ben diyecektim, yani size pembe bluz giymek veya turuncu bir gömlek giymek bir kişisel veri midir? Hayır, değildir. Ama bu toplantı salonundaki veya bu amfideki turuncu gömlek giyen veya pembe bluz giyen kişi o bir kişiyi adresliyor olacaktı. Bak işte bu gerçek kişi. Kişisel veriye böyle yaklaşmanız lazım. Niye böyle yaklaşıyoruz? Çünkü esas hedefimiz daima bunların bilişim sistemleri üzerinde işleniyor olması veya işte buluta yüklenmiş internet üzerinden işleniyor olması. Ama unutmayın, korunan kişisel veriler yalnızca dijital materyaller üzerindeki veriler ya da internet üzerindeki veriler değil. Kanun da bunu açıkça ifade ediyor. Bir sistemin, kayıt sisteminin parçası olmak şartıyla dijital alanda olmayan veriler de kişisel veri. Örneğin bir bakkalın tuttuğu
telefon rehberi şeklindeki soyadlara veya adlara göre fihriş şeklinde tuttuğu veresiye defteri de hangi işte Volkan Dülger'in 100 TL borcu var, şu gün şu kadar peynir aldı, ekmek aldı. Böyle bir şey olduğunda da bu bir kişisel veri oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla kişisel verinin tanımı bu. Bir de 6. madde tanımlanan özel nitelikte kişisel veriler var. Nedir bu kişisel veriler? Onlara da bakacak olur isek hemen şuradan tam olarak kanundan size söyleyeyim. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriyle biyometrik ve genetik verileri özel nitelikte kişisel veridir. Şimdi bunu niye ayırıyor? Çünkü özel nitelikteki kişisel verilerin işlenme şartları normal verilere, 5. maddede sayılan verilerin işleme şartlarına göre birbirlerinden ayrılıyor, birbirlerinden farklı. Bunu biraz sonra size açıklayacağım. Şimdi gelelim kanundaki temel, en çok karşılaştığımız 3 tane terime. Veri ilgilisi, veri sorumlusu ve veri işleyen. Arkadaşlar, veri ilgilisi, verisi işlenen gerçek kişi. Yani bizleriz. Az önce dedim ya, işte kişisel veri nedir? O kişisel verinin tanımladığı gerçek kişi veri ilgilisidir. Bunu GDPR'de veya direktifte data owner, yani veri sahibi veya data subject, veri konusu da olarak karşınıza çıkabiliyor. Bizim kanunumuz ise bunu veri ilgilisi olarak söylüyor ki ben bu veri ilgilisi teriminin daha doğru bir terim olduğunu düşünüyorum. Demin söylemiş olduğum nedenden dolayı, işte ölenin verisi açısından veri sahibi deseniz, veri sahibi öldüğü için mülkiyet hakkı bitti. Bu mirasla da geçebilecek bir hak değil, öyle öngörülmemiş en azından. Soru işareti olurdu. Halbuki veri ilgilisi dediğinizde ben o verinin hala babamın, rahmetli babamın olduğu fotoğraflarla ben hala ilgiliyim. Birisi onun altına bir şeyler yazıp internete koysa, evet doğrudan bana ait değil, sahip değilim ama onunla ilgiliyim. Yani en azından benim kişisel verilere karşı bakış açım bu, ama kurul geçen gün verdiği kararla bambaşka bir şey söyledi. Bu yönünü düşündüler mi açıkçası bilmiyorum. Ama biliyorsunuz, yani kurulun da verdiği somut spesifik bir olaya ilişkin bir karar. İlla genel geçer bir şey değil. O kararlar da değiştirilebilir. Böyle bir yoruma da gidilebilir. Diğer önemli husus veri sorumlusu. En çok tartışılan, en çok kafalarda soru işareti bırakan aslında veri sorumlusu. Çünkü siz bir şirkete gittiğinizde veri sorumlusunu anlattığınızda hemen şunu söylüyorlar. Bizim şirketimizin veri sorumlusu kim? Hayır arkadaşlar, veri sorumlusu verilerin nasıl işleneceğini, nerede işleneceğini, kim tarafından işleneceğini ve hangi amaçla işleneceğini belirleyen gerçek ya da tüzel kişi. Örneğin benim hukuk büromda, Dülger Hukuk Bürosu'nda buranın sahibi benim. Dolayısıyla da diğer arkadaşlar benim yanımda sigortalı çalışıyor olarak gözüküyor meslektaşlarım. Dolayısıyla buradaki verilerin nasıl saklanacağını, o saklama yöntemlerini, araçlarını ve saklama amaçlarını belirleyen kişi ben olduğum için veri sorumlusu benim. Ben buradaki bizim projelerin başındaki avukat arkadaşımıza artık sen veri sorumlususun desem de bir anlamı yok. Veya bir şirkette de bu amaçları belirleyen bir şirket veya üniversitede, benim çalıştığım İstanbul Aydın Üniversitesi'nde de oradaki vakıf mütevelli heyeti başkanının vakıf mütevelli heyeti bunu belirliyor. Ya İstanbul Üniversitesi'nde ise bu sorumluluk üniversitenin tüzel kişiliğine ait. Dolayısıyla üniversitede, benim çalıştığım üniversitede mütevelli heyeti başkanı, İstanbul Üniversitesi'nde rektör veya X şirketindeki genel müdür ya da yönetim kurulu başkanı veri sorumlusu değil. Veya onların atayacakları bir kişi kanun nezdinde veri sorumlusu olmuyor. Bu idare hukuku ve borçlar hukuku açısından işin görünümü. Yani KVKK diyor ki idare hukuku açısından benim sana uygulayacağım yaptırımlar, idari para cezası da olabilir, idari bir başka yaptırım da olabilir. Ben eğer karşımdaki bir tüzel kişilikse
oradaki çalışanla, memurla, amirle, müdürle, patronla uğraşmam. Tüzel kişiliğin kendisine diyor giderim diyor. Ha borçlu hukuk açısından veya medeni hukuk açısından yine aynı şey söz konusu. Zaten doğal olarak bana zararı veren kişi bir tüzel kişinin çalışanıysa dahi ben ne yaparım? Çalışana değil tüzel kişiye giderim. İşçi çalıştırma sorumluluğuna giderim. Zaten genel hükümler çerçevesinde diyor kanun. Böyle bir şey söz konusu olursa genel hükümler çerçevesinde diyor veri sorumlusuna gidersiniz. Peki hangi aşamada gerçek kişiye ihtiyacımız var? Ceza hukuku. Biliyorsunuz ki ceza hukukunda biz bizim kabul ettiğimiz, bizim kanunumuz ve kanunumuzun dayalı olduğu, bizim de takip ettiğimiz finalist hareket teorisi gereğince zaten ancak gerçek kişileri bir suçun faili olabileceğini kabul ediyoruz. O noktaya geldiğimizde gerçekten o veri kimin tarafından sızdırılmış, kimin tarafından hukuka aykırı olarak işlenmiş, aktarılmış o sanık sandalyesine oturuyor. O ayrı bir hikaye. Biz şu an KVKK hukuku, kişisel verinin korunması hukuku ve KVKK üzerinden devam ediyoruz. Peki, dedik ki veri işleme. Şimdi şöyle bir yanlış anlayış var sevgili arkadaşlarım. Ne GDPR, ne KVKK veri işlemeyin, kişisel veri işlemeyin demiyor. Zaten bunu diyen bir kanun, bunu diyen bir düzenlemenin gerçek hayatta karşılığı yok. O çıktığı anda kadük kalmaya mahkum bir düzenleme olur. Siz şu an yani düşünün veriniz işlenmeden herhangi bir şekilde alışveriş yapamazsınız. Herhangi bir şekilde bir kamu hizmeti alamazsınız. Hatta verilerinizin işlenmesini biz istiyoruz. Yani navigasyon kullanmadan herhangi bir yer bulamıyoruz. Efendine söyleyeyim işte İBB İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik uygulamasına bakmadan trafiğe çıkmıyoruz. Veya cep telefonlarınız zaten sizin operatörleriniz sizin sürekli kişisel verinizi işliyor. Veya Google kullanmadan hayatınıza devam edemiyorsunuz. Üniversitenin bilişim sistemine girmeden öğrencilik hayatınıza biz de öğretim üyeli hayatımıza devam edemiyoruz. Şu an bile bu iletişimi sağlarken bizim lokasyon verilerimiz, nerede olduğumuz, ne konuştuğumuz bunun sırf içeriği de önemli değil. Metadata'sında bile bunlar var. Dolayısıyla biz de bireyler olarak kişisel verilerimizin işlenmesine karşı çıkmıyoruz. Ama bu düzenlemelerin temel felsefesi şu, şunu söylüyor. Yasaklamıyorum ama bunu bir zapt-ı rapt altına almam lazım. Her dileyen, her istediği gibi her kişisel veriyi kullanmamalı diyor. Bunun yöntemi olarak da kişisel verilerin kullanılabilmesi için, işlenebilmesi için veri ilgilisi, gerçek kişinin bunun üzerinde iradesinin olması, onun buna rıza göstermesi, en azından rıza gerekmese bile gerçek kişinin verilerinin neden işlendiği, niye işlendiği, ne kadar süre işleneceği, kimlere aktarılacağı, ne zaman imhal edileceği, bu veriyle ilgili ne tür hakların olacağına ilişkin bilgilendirmenin olması gerekir diyor. İşte bu felsefeyi getiriyor. Dolayısıyla 5. maddede diyor ki, kişisel 5. maddenin 1. fıkrası bizim 6698 sayılı kanununun 1. fıkrası 5. maddenin. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Şimdi kanunu lafsi olarak okuduğunuzda 1. fıkranın lafsı açık, kural diyor ancak kişisel veriler açık rıza ile işlenebilir. Sonra devam ediyor. 2. fıkrada. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. A. Kanunlarda açıkça öngörülmesi. B. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasını hukuki geçerlilik tanımayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. C. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin işlenmesinin gerekli olması, C. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için sorunlu olması ve ilgili kişinin kendisi tarafından aleyhileştirilmiş olması, E. Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve F. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması. Şimdi kural sanki açık rıza diğerleri istisnaymış gibi algılanıyor.
Ancak böyle bir şey söz konusu değil. Zaten Avrupa Birliği'nin düzenlemelerinde de böyle bir şey yok. Bizim kurul da verdiği kararlarda bunu açıkça belirtiyor. Diğer veri işleme şartlarıyla açık rıza arasında bir öncelik, sonralık, bir daha kuvvetli olma, olmama gibi bir durum söz konusu değil. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu, eğer ikinci maddede belirtilen işleme şartlarından birisi varsa ayrıca açık rızada alınmaması gerekiyor. Özellikle avukatlarda bu bir reflekstir. Ya aman ben güvende olayım, her ne kadar göreceksiniz ileride meslek yaşantısına çıktığınızda aslında borçlar kanununda yazan, medeni kanununda yazan, iş kanununda yazan pek çok hükümlerin tekrar mahiyetinde sözleşmelerde yazıldığı ve hatta aslında sözleşmenin yorumunda Yargıtay'ın kabul etmediği bazı maddelerin ya yani biz yine de yazalım da bulunsun yani en azından karşı taraf okuduğunda korksun diye yazıldığını halbuki hiçbir geçerliliği yok. İşte bunun bu alanda kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Çünkü kurulun bu konuda çok net ve haklı bir kararı var. Çünkü siz ikinci fırkadaki işleme nedenlerinden birine dayanarak kişisel veriyi işliyorsanız kendi rızanızla veya karşınızın rızasıyla değil, bu zorunluluk dolayısıyla işliyorsunuz. Halbuki açık rıza aldığınızda karşınızdakine şunu söylüyorsunuz. Ey veri ilgilisi, ben senin açık rızana dayanarak bu veriyi işliyorum. Dolayısıyla sen açık rızanı aldığında ben bu veriyi işlemekten vazgeçeceğim, işlemeyeceğim. Hatta sen bunu imha et diyorsan ben bunu imha edeceğim. Sizin örneğin iş kanunu gereğince bir şeyi işliyorsunuz, veriyi işliyorsunuz. Hem de bir yandan da kişiden açık rıza alıyorsunuz. Ve bir yandan da ona diyorsunuz sen istediğinde kaldı işlemeyeceğim. Birisi size açık rıza aldığı için hadi kardeşim benim verimi artık işleme dediğinde ne yapacaksınız? Siz işte kurul şunu söylüyor. Burada dürüstlük kuralına aykırı hareket ediyorsunuz. Bu da hukuka aykırı bir veri işlemedir. Dolayısıyla hiçbir şekilde ikinci fıkradaki veri işleme şartlarından birisi var ise birinci fıkradaki açık rızanın alınmaması gerekiyor. Dolayısıyla da bu bir proje kapsamında yapılıyorsa ki o daha ileri bir aşama bu işte bu dersin konusu değil ama kulak dolgunluğu olsun. O projenin ilk adımlarından birisi kişisel veri envanterinin hazırlanmasıdır. İşte o kişisel veri envanteri hazırlanır iken veri işlemenin hukuki sebebinin çok net ve doğru bir şekilde yazılması lazım. Aksi takdirde veri sorumlusunu hataya düşürür. Altıncı maddede nelerin kişisel veri olduğunu söylemiştim. Sonra diyor ki özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Yani burada kural açık açık diyor yani çok net bir şekilde söylüyor. Açık rıza alacaksın, açık rıza olmaksızın işleyemezsin. Birinci fırkada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, yani diğer özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Yani herhangi bir kanunda sağlık veya cinsel hayat dışındaki verilerin işlenmesi öngörülmüş ise açık rızaya gerek yok, kanuni temel yeterli diyor. Bu düzgün, iyi bir düzenleme. Ama problem şurada. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleriyle finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum veya kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir diyor. Şimdi sıkıntı şu, bugünlerde hep tartışılan konu bu. Bu Covid yüzünden insanların ateşi çıkmış mı çıkmamış mı? İşte daha bu kadar her şey ertelenmemişken daha salgın ilk günlerinde adliyede işim vardı, gitmek durumundaydım. Kapıdaki güvenlik görevlisi elini bir şey alet uzattı, ateşinizi ölçebilir miyim dedi ama hayır demek gibi şansınız yok, çat dedi ölçtü. Özel nitelikte kişisel verimi aldı mı? Evet aldı. Hangi kanuna dayanıyor? Yok öyle bir kanun soru işareti. Dayansa bile ne diyor? Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından. O bir hekim mi? Hayır bir hekim değil. E nasıl benim kişisel verimi aldı? Diyelim ki benim ateşim yüksek çıktı. Bunu kimle paylaşacak? Bunu paylaşma yetkisi var mı? Çünkü ikinci fıkra ölmüyor. Burada kanundan düzenlenmesinde bir hata var. Zaten 6. maddenin düzenlenmesinin hep hatalı olduğunu söylüyoruz. Bu kanundaki
düzenleminin hatasından ortaya çıkan bir şey. Bunun için de öneri burada amaca uygun sınırlamanın yapılması. Örneğin Umumi Hıfzı Sağ Kanunu şu an devreye girdiğinde veya Olağanüstü Hal Kanunu devreye girdiğinde bu kanunu sınırlaması, bu tür kişisel verilerin o amaç çerçevesinde işlenebilmesi. Ama o bile sınırlı. Bununla ilgili Türk-Alman Üniversitesi'nden doçent doktor Mesut Serdar Çekin hocamız bir güzel bir blog yazısı yazdı yayının sanıyorum Lexpera'da. Okuduk hemen sabah. Biz de ona ekonomi politiğin eleştirisine katkı gibi onunkine bir katkı şimdi hazırlıyoruz. O çünkü sırf spesifik bir alanı yazmış, düzenlemiş. Halbuki başka alanlarda da problem var. Ona ilişkinde bir yazıyı biz kaleme alıp yayınlayacağız. Ama bu dersin konusu olarak sizin bu kadarını bilmeniz yeterli. Daha detaya gerek yok. Peki, sonsuza kadar diyelim ki açık rızayı aldık veya bu veri işleme şartlarının hepsini yerine getirdik. Her şey on numara. Peki, nasıl işleyeceğiz? Neye göre işleyeceğiz? Arkadaşlar, veri işlemenizin mutlak surette bir amacının olması gerekiyor. Eğer amacınız olmadan veri işliyorsanız o veriyi işlememeniz gerekiyor. Mutlak surette bir amacınızın olması lazım ve bu amaçla sınırlı şekilde veriyi işlemeniz lazım. Yani ben veriyi aldım, efendime söyleyeyim, kafama göre işlerim, kafama göre istediğim gibi takılırım. Böyle bir şansınız yok. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler var. Bunlar hem bizim kanunumuzda düzenlenmişler hem de GDPR'da düzenlenmişler. Bir, hukuki ve dürüstlük kurallarına uygun olma. İki, belirli, açık ve meşru amaçlarla yönelik işlenme. Yani amacınız açık olacak, belli olacak. Aynı zamanda meşru, yani hukuka uygun bir amaçla işleyeceksin. En azından Türkiye sınırları içerisinde mesela kumar oynatmak amacıyla veya işte yasa dışı genel ev işletmek amacıyla kişisel veri işleyemezsiniz. Bunlar hukuka aykırı olur. Yine devam edelim. Verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması gerekir. Buna daha çok hem amaç sınırlaması hem diyoruz. Amacınızı belirli olacak. Genel bir amaç söylemeyeceksiniz. Belirteceksiniz. Ve hangi amaç için aldıysanız veriyi o amaç için kullanacaksınız. Yani ben sizden hangi amaçla aldım? Tedavi amacıyla aldım. Çok güzel. Ve bunun için de kullanıyorum. Sonra benim bir de bağlı olduğum sigorta şirketi var. Sizin bütün verilerinizi alıyorum, sigorta şirketine aktarıyorum. Sigorta şirketinin pazarlama departmanı da iki gün sonra sizi arıyor. Volkan Bey iyi günler. İşte böyle böyle bir hayat sigortası yapalım, bir sağlık sigortası yapalım. Ya bir dakika, pardon, nereden aldın benim verimi? X hastanesinden. İyi de ben o X hastanesine bunun için veri vermedim ki. X hastanesi bana şunu söyleyebilir. Ya bak, bu verinizi alıyoruz. Dilerseniz bizim anlaşmalı olduğumuz bir sigorta şirketi var. Bizimle anlaşmalı olduğu için de size şöyle şöyle indirimler de sağlar. Sizin bu verinizi o sigorta şirketiyle paylaşabilir miyiz? Ben de derim ki evet, paylaşabilirsin. Bunda bir ayıp yok. Bunda bir hukuka aykırılık yok. Ama işte o noktada benim açık rızamı alması gerekiyor. Bunun için de veriyi kullanabileceğini. Ve ben hayır dersem o veriyi paylaşmaması gerekiyor. Ki bizim sıklıkla problem yaşadığımız şey bu. İşte en önemli toplantıda telefonunuz çalıyor. İşte su arıtma cihazı satmaya kalkıyor. Ötekisi arıyor ve spor salonu üyeliği için. Nereden aldın benim telefonumu kardeşim diyor. Kim verdi sana? Kim sana bu işleme etkisini verdi? İşte eski üyelerimizden aldın. Senin eski üyelerin sana böyle bir şey verme etkisi yok. Velev ki sen aldın, senin kullanmaya yetkin yok. Dolayısıyla bunlar hukuka aykırılıklar. Bunlar söylediğim gibi kanundan ve uluslararası sözleşmelerden çıkan ilkeler. Yine veriler doğru ve gerektiğinde güncel tutulması gerekiyor. Özellikle güncellenmesi önemli. Veriler çok önemli diyorsunuz. Veriler tutuldukları amaç için, yani işlendikleri amaç için gereken süre kadar muhafaza edilmeliler. Şimdi özellikle burada kadın arkadaşlarımıza taş atıyoruz. Tabii şimdi sizler hepiniz üniversite öğrencisiniz, gençsiniz, zayıfsınız. Herkes 34 beden, 36 beden. Ama mezun olduğunuzda arkadaşlar, avukatlık yaptığınızda, hakimlik, savcılık da yapsanız öyle, günün büyük bölümünü oturarak geçiriyorsunuz. Çalışan bedeniniz değil, zihniniz. Ara sıra bir adliyeye gidip geliniyor, koşturuluyor mesleğin başında, ama daha sonra daha çok oturarak zaman geçmeye başlıyor.
Bir de işte çalıştığınız yerde öğle yemeği sağlanıyor, Sodexo verin diyor. Özseçer Hocam hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ve kilolar artıyor. O bedenler 38'de de 40'lara çıkıyor. Şimdi hepiniz mezun olurken mezuniyet balosu içinde bir de elbise alacaksınız. Da güzel bir sürü de para vereceksiniz. Ve onu atmaya kıyamıyorsunuz. Halbuki onun içine bir daha girmenizin imkanı yok. Bu erkekler açısından da böyle. Mesela ben de okuldan mezuniyet sırasında bir takım elbise almıştım. Sonra aradan 10 yıl geçtikten sonra mümkün değil ki o takım elbisenin içine giyeyim. Ne yaptım? Birine verdim. Verilerin sınırlı tutulması da böyle. Eğer o veriyle işiniz kalmadıysa o veriyi yok etmek, imha etmek durumundasınız ki bununla ilgili de bir tebliğ var. Halbuki işte uygulamada bir gidiyorsunuz, kendi bilgisayarlarınızda bakın. O veya kendinizinki olmasa bile annenizin, babanızın, tanıdığınızın, büyüklerinin bilgisayarlarına bakın. Yıllar öncesine ait fi tarihinden kalmış hiç kullanmadığı veriler var. İşte bu kanun diyor ki, tabii bunu veri sorumluları için diyor, bu verileri yok edin. Bir amaç belirlediniz, o amaç için bir süre belirlediniz, o sürenin sonu geldiğinde bu veriyi yok edin. Veya bu amaç ve bu süre bir kanun tarafından da öngörülmüş olabilir. O takdirde o kanunun belirlediği sürenin sonunda bu veriyi imha edin. Bunun için de yönetmelik, tebliğ 3 tane yönetmelik, 3 tane şey söylüyor. Bir, silebilirsin. 2, yok edebilirsin. 3, anonimleştirebilirsin. Seçimlik hak tanınmış durumda. Tabii bunu veri ilgilisi talep ediyor. Örneğin yok etmeyi istediği talep edebilir, silmeyi talep edebilir. Veri sorumlusu duruma bakıyor. Bunlardan birini veri sorumlusu seçebilir. Veri ilgilisinin talep ettiğinden farklı bir imha yöntemi eğer seçmişse bunun gerekçesini veri ilgilisine bildirir ve kendi seçtiği, veri sorumlusu kendi seçtiği yöntemi uygular arkadaşlar. Daha sonra bütünlük ve gizlilik, bu bizim kanunumuzda yok ama GDPR'da açıkça düzenlenmiş. Ama bizim kanunumuzda işte teknik tedbirlerin alınması şeklinde söylüyor. Veri sorumlusuna veriyor çünkü bunun tamamını. Orada da mutlak surette verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini sağlanması gerekiyor. Yine hesap verebilme zorunluluğu var. Yine bu GDPR'da düzenlenmiş, bizim kanunumuzda düzenlenmemiş. Veri sorumlusu faaliyetleri konusunda hesap verebilir durumda işlemlerini yapmak durumundalar. Yine bizim kanunumuzda olmayan, GDPR'da olan genel bir ilke ise Türkçe'ye özel ve tasarım olarak veri korunma diye çeviriliyor ama bu daha çok privacy by design and privacy by default. Evet, yani privacy by design en başlangıçta süreçlerin, veri işleme süreçlerinin bu şekilde dizayn edilmesi ve privacy by default zaten kurulu olarak, default olarak bunun bu şekilde oluyor olması. Yani şunu yapın diyor. Eğer çok riskli bir durum söz konusu ise kişisel veri işleme sürecinizde, daha bunu en başta kurgular iken bir risk analizi yapın diyor. Bu risk analizine göre yapacağınız süreci, programı diyor tasarlayın ve oradaki kurallara da kendiniz diyor bağlı kılın ve buna uygun olarak diyor işlemlerinizi yapın. GDPR bunu öngörmüş, yani en başta önlemini al diyor. Bu öngörülen şeyin bizim kanunumuz tarafından yapılmaması, bizim ülkemizde yapılmamasının önünde herhangi bir engel yok. Daha sonradan problem yaşanacağına en başta bunun yapılması son derece yerinde arkadaşlar. Şimdi tabii süre yetmeyeceğini bildiğim için böyle bakıyorum, esas başlıklara doğru gitmeye çalışıyorum. Pek çok kurul kararı var. Bunlara değinemeyeceğim maalesef. Web sitesinde veya benim kişisel verilerin korunması hukuku isimli kitabımda bulabilirsiniz. Ama mesela getiren önemli bir karar, hepiniz yakından da ilgilendiriyor mesela, silme unutulma hakkı. Bu Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın İspanyalı bir avukat Gonzales hakkında verdiği bir karar. Çünkü İspanyalı avukat Gonzales sosyal güvenceye ilişkin borçlarını ödeyemediği için bazı mallarını icra sonucu açık arttırmayla satmak zorunda kalıyor. Ve bir gazetenin iki sayfasında bu çıkıyor ve bunlar daha sonra Google'a taranıyor. Adamın durumu düzeliyor, avukatlık yapıyor ama adamın adı taratıldığında internette, arama motorlarında hep bu gazete sayfaları çıkıyor. Yani bu avukat için
kabul edilebilecek bir şey değil. Çünkü avukatlık bir güven işi, bir itibar işi. Eğer sizin mallarınız cebri icra sonucu satılmak durumunda kalmışsa, yani siz iyi bir avukat değilsiniz, para kazanamıyorsunuz demektir. Bunun Türkçe karşılığı bu. Bu aynı şey İspanya'da, İtalya'da da geçerli. Dolayısıyla o durumu düzelen, işte o güncel tutulma da oradan geliyor. Avukat Google'a başvuruyor, Google ailesini mi izliyor, bunun üzerine dava ediyor. İşte üst dereceli mahkemeye gittiğinde Avrupa Birliği'nin iç hukukuna göre bir öngörüş olarak Avrupa Adalet Divanı'na başvuruyor. İspanya Yüksek Mahkemesi bu Avrupa Birliği hukukunu ilgilendiren bir durumdur diyor. Bunun üzerine Avrupa Birliği Adalet Divanı karar veriyor. Bu geliştirici bir karar. Aslında doğrudan direktifte yazılı olan bir şey değil. İşte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesiyle Avrupa Birliği'nin 9546 EC sayılı direktifini genişleterek yorumluyor ve bu unutulma hakkını kabul ediyor. Daha sonra bu unutulma hakkı GDPR'a silme parantez içinde unutulma hakkı diye girdi. Ama şunu unutmayın, dijital dünyada silinmek diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Eğer dijital alana bir şekilde girdiyseniz oradan o silinmeyip kalıyor. Peki esası ne? Esas unutulma. Gerçekten de yani kendinizi araştırmıyorsanız, mesela Murat Volkan Dürger yazdınız. En fazla Google'da kaçıncı sayfaya gidersiniz? Beşinci sayfaya gidersiniz. Genelde gitmezsiniz bile. Bir, iki, üçte kalırsınız. Beşe giden çok nadir. Yani ya polis olacaksınız ya istihbarat servisinden olacaksınız. Onun dışında bakmazsınız. Yani bir adama aşık olsanız bile veya bir kadına aşık olsanız bile 10. sayfaya kadar gitmezsiniz. Dolayısıyla siz arama motorlarının arkalarında çıkıyorsanız eğer zaten unutuldunuz demektir. Bu unutulma hakkının verdiği şey de aslında bir nevi bu arkadaşlar. Bununla ilgili de bir makale yazdık yine bir meslektaşımızla. Ancak İstanbul Hayat'ta İstanbul Üniversitesi, şimdi tabii adı değişti, İstanbul Hukuk Fakültesi mecmuasına gönderdik. Çok uzun bir süreden beri hakem denetiminden bekliyor. Eğer hakem denetiminden geçer ise umudumuz bir an önce geçmesi, Haziran sayısında o makalede yayınlanacak. Orada hem bu işin geçmişini hem hikayesini hem kurallarını ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Yine Kişisel Verilerin Korunması Hukuku isimli kitabımda da bundan özet olarak da olsa yine de bahsettim. Verileri yok etme, silmeyi, imha etmenin ne olduğunu anlattım. Aktarma çok önemli. En büyük problemlerden birisi bu. Özellikle yurt dışına aktarım tam bir baş belası. Çünkü yurt dışına bir aktarım için arkadaşlar ya açık rıza olacak ya kurul güvenli ülkeleri ilan edecek. Ya da siz aktarımda bulunduğunuz karşıdaki ülkedeki veri sorumlusuyla bir taahhüt yapacaksınız, karşılıklı sözleşme yapacaksınız. Bunu da kurulun onayına sunacaksınız. Şimdi kurul güvenli ülkeyi açıklayamıyor. Bunun politik nedenleri var, haklı nedenler bu arada. Tek tek sizin tüm kullanıcılardan yurt dışına veri aktarımı için açık rıza almanız mümkün değil. Hatta bu arada Gmail altyapısı veya Hotmail altyapısı Azure kullanıyorsanız aslında doğrudan alıp bir şeyi paketleyip göndermeniz gerekmiyor. Yani biz bile şu an Instagram kullandığımız için veya YouTube kullandığımız için aslında yurt dışındaki bir veri tabanına bağlanıp bu işi yapıyoruz. Bütün verilerimizi yurt dışına aktarıyoruz. Yani erişim sağlamaya başladığınız andan itibaren aslında aktarım yolu bunu yapıyorlar. Nasıl olacak bu iş? Çok büyük bir soru işareti. Çünkü kurul geçen sene bir üniversitenin başvurusu üzerine bununla ilgili bir karar verdi. Bu dedi yurt dışına veri aktarımdır dedi. Doğru. Tamamen teknik olarak doğru. Ama sen güvenli ülke açıklamadın. Benim tek tek binlerce Gmail çalışanımdan açık rıza almam mümkün değil. Taahhüt. Bu arada bir sürü meslektaşımız taahhüt için başvuruyorlar. Karşı tarafla taahhüt yapıyorlar. Bunu kurulun onayına sunuyorlar. Kurulla bir türlü bir ikna olmuyor. Hakkıdır ikna olmamakta ama bu arada bir şirket açısından düşün. İstanbul Üniversitesi'nde düşün. İstanbul Edu.tr veya Aydın Edu.tr Gmail altyapısını kullanıyor veya Hotmail altyapısını kullanıyor. Tabii bu da bir anlamda da bir maliyet. Kendi şeyinize geçmek büyük bir maliyet. Bu altyapı hazır size sunulmuşken kullanıyorsunuz. Hayır kullanmayacaksınız diyor. Peki nasıl yazacak öğretim üyeleri? Nasıl yazacak öğrenciler? Nasıl bu sistem yürüyecek? Bunun tabii cevabı yok. O yüzden yurt dışına veri aktarımı şu an problem. Ne yapıyoruz? Türk usulü kafamızı toprağa gömüyoruz. Vücudumuzun bütün geri kalanı dışarıda ama kendimizi koruduğumuzu zannediyoruz. İşte iş böyle. Yurt içi veri aktarımında ise
En çok dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi şu. Veri sorumlusu, dediğim gibi amaçları belirleyen gerçek veya tüzel kişi, grup şirketi içinde olsa dahi grup şirketindeki farklı tüzel kişiler farklı veri sorumlusu sayılıyor. Dolayısıyla onlar da üçüncü şahısa veri aktarımı olarak kabul ediliyor. Üçüncü şahısa veri aktarımının kurallarına uygun bir şekilde şirket topluluklarında da veri aktarımının yapılması gerekiyor. Bunun için de işte o 5. veya 6. maddedeki veri işleme şartlarına ve veri aktarım şartlarına bakılması gerekiyor. Bu Instagram'daki yayın her an sonlanabilir. Şaşırmayın, çıkmayın. Çünkü bir saatlik bir süre sınırı veriyor. Kesildiğinde Instagram'daki yayın tekrar İstanbul Akademi bir yayın başlatacak ve beni davet edecek. Ben de o daveti kabul ettikten sonra yayına devam edeceğiz. YouTube'daki yayın ise kesintisiz devam ediyor. Bu nedenle şaşırmayın, çünkü sorularınız varsa o sorularınızı da bir yarım saat ayırıp onlara da cevap vermek istiyorum. Bir, ortalama 1,5 saatlik bir yayınla bu işi bitirmeyi öngörüyorum. Şimdi demişken şuraya geliyorum, atlaya. Uyumluluk sürecinin nasıl olacağı, nasıl yapılacağı, bu konuya arkadaşlar hiç girmiyorum. O çünkü daha üst seviyedeki bir dersin konusu, ayrıntılı bir konu. Onun çok uzun süre anlatılması lazım. Giriş niteliğinde bir ders oldu, kulak dolgunluğu olması için verdiğim için oraya girmiyorum. Peki, uyumadınız ne oldu? Ben çoğunlukla bir yere gittiğimde bir şirkete, işte genellikle IT firmaları beni götürüyorlar ki uyum projesi alınsınlar. Onlara bu kişisel verilerin ne olduğunu, neden buna uymak gerektiğini falan filan anlattıktan sonra en sonunda şunu söylüyorum. Ya lütfen uyumayın. Millet tabii şaşırıyor. Yani çünkü onlara diyelim ki bir ayakkabı satmaya gidiyorsunuz. Efendime söyleyeyim, bir kitap satmaya gidiyorsunuz. Ama diyorsunuz ki en sonunda anlatıyorsunuz, şöyle güzel bir ürün, böyle güzel bir ürün. En sonunda ayakkabı almayayım ya, bu kitabı almayayım diyorsunuz. Bunun bir gerekçesi var. Şunun için söylüyorum. Çünkü siz bu uyum paketini alırsanız danışmanlık zor bir iş. Avukatlığa başladığınızda göreceksiniz. Çok zaman istiyor, çok emek istiyor. Karşılığında aldığınız para ise bir birim. Halbuki siz bunu uymazsanız diyorum, kurul şikayet halinde kurul size bir idari para cezası kesecek. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'na göre de bir suç ve siz bu uyum projesini yapmadığınız için de büyük ihtimalle üst düzey yöneticileriniz şüpheli olarak bir sanık sandalyesine oturacak. O zaman bu işlerden iyi anlayan bir hukukçuya ihtiyacınız olacak. O zaman diyorum ben varım. O zaman az iş, çok para. Dolayısıyla diyorum bu anlattıklarımı unutabilirsiniz. Kartımı saklayın. Şimdi bu aslında bir taktik. Niye? Evet, dediğimiz oldu. Şimdi İstanbul Akademi'nin tekrar yayını başlatmasını, onlar yayını başlattıktan sonra da tekrar beni canlı yayına davet etmelerini bekliyoruz. O yüzden kısa bir ara verelim arkadaşlar. Onlar tekrar başlattıklarında senkronize bir şekilde canlı yayınımıza devam edelim. O arada ben de sizin fırsat sorularınızı okuyayım. Şimdi Yunus Emre arkadaşımız şunu söylüyor. Hocam, 6. maddeyi bu şekilde değiştirip alacaklarına olduğu gibi alsalardı, hem zahmet etmezlerdi hem de bu kadar sıkıntı yaşanmazdı düşüncesindeyim. Yunus Emre Bey, kesinlikle bu konuda haklısınız. Ancak oradaki sıkıntı şu, yani iddia o ki tam da o sırada bu SGK'ya kişisel verilerin, SGK tarafından kişisel verilerin satıldığına ilişkin bir gerçek aslında. İşin o söylenti değil, onun gerçek olduğunu biliyoruz da tam da meclis gündemine düşüyor. Mecliste bu kanun maddesi kabul edilirken esas mecliste girmiş orijinal halinde bütün madde, 6. madde için kanunda istisna görülmesi hali diyordu ki bu doğru düzenlemeydi. Böyle bir düzenleme gidiliyor. Şimdi de onun sıkıntılarını yaşıyoruz. Evet, İstanbul Akademi tekrar canlı yayın başlatacak mı?
Onlar sanıyorum başlatmışlar. Süper. Evet, ben de istek gönderdim onlara. İstanbul Akademi size, evet, onlar da kabul ettiler. Hocamızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Tekrar merhaba. Olduğumuz yerden devam ediyoruz. Korkmayın, bir şey kaçırmadınız. YouTube'dakilere fazla bir şey anlatmadım. Hemen şunu bahsedeyim. Tekrar olacak ama Yunus Emre Bey arkadaşımız güzel bir soru sormuş. Hocam 6. maddeyi bu şekilde değiştirip alacaklarını olduğu gibi alsalardı hem zahmet etmezlerdi hem de bu kadar sıkıntı yaşanmazdı düşüncesindeyim. Son derece haklı ama tam o kanun maddesi mecliste görünürken, görüşülür iken SGK'nın verileri üçüncü kişilere sattığına ilişkin o bilgi bomba gibi gündeme düştü. Onun üzerine kanun maddesinde böyle bir teklif üzerine değişiklik yapıldı. İlk hali böyle değildi ama sonrasında geldiği durum, verdiği zararlar açıkçası bu hale geldi. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim, dersimizin sonuna gelelim. Yapmazsak ne olur? Arkadaşlar, bu kurulun bu kanuna, kurallarına uymazsak, ki 6698 sayılı kanun tüm sorumluluğu veri sorumlusuna veriyor. Demin anlattığımı unuttuğum bir de veri işleyen var. Üçüncü kişi adına verileri işleyen farklı gerçek veya tüzel kişiler, çalışanları değil. Örneğin bir pazarlama şirketi, örneğin anket şirketi gibi, onlara veri aktarıyorlar ki işlerini yapsınlar. Yani third party veya tedarikçi dediğimiz şirketler. Eğer tedarikçi bile bir ihlal yapmış olsa kanun ben veri sorumlusunu diyor, dikkate alırım. GDPR'da farklı düzenlemeler var. Müşterek veri sorumluluğu var veya veri işleyene de bazı sorumluluklar yükleniyor. Ama bizim kanuni düzenlememizde hedefte 12'de veri sorumlusu var. Yapmazsanız ne olur? Veri sorumlusuna tanınmadan görevlerin yapılmaması halinde şu an en son 1840'a kadar çıktı yanlış hatırlamıyorsam idari para cezaları var. İşte aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde yine 180 bin liralık bir idari para cezası var. Rakamlarda yanılıyor olabilirim ama oralara kadar çıktığını biliyorum. Rakam hafızam o kadar kuvvetli değil. Çünkü rahmetli hocamız Çetin Özek hocamızın da dediği gibi bir gün öğrencinin birisi Çetin Hoca'ya bir kanun maddesini soruyor. Çok iyi bir cezalı Çetin Hoca. Ben ne bileyim diyor, kanun maddesini ezber ediyor. Benim kafam köpük mü ki diyor, kanun maddelerini diyor ezberleyeyim diyor. Aç diyor kanundan bak oku diyor. Yani ben de puan yaparım. Asla kanun maddesi sürekli kullandığınızda bazı şeylere oturuyor ama ezberlemiyorsunuz. Para cezalarını falan da ertelemiyorum. Uygulamaya çıktığınızda çünkü bununla karşılaşacak en çok şu. Ya adam öldürmenin cezası ne kadar? Ya ne bileyim. Biliyor, ağırlaştırılmış müebbet hapis ama ne bileyim. İşte rüşvet verme veya rüşvet almışın cezası ne kadar? Bilmiyorum. Aç kanun maddesine bak. Bu cezalarda aynı şekilde ama şu an 2 milyon liraya yaklaşan ciddi idari para cezaları var. Ve unutmayın, bu kabahatler hukukuna tabi, idari düzene aykırılık hukuku bu. Ceza hukukunda biliyorsunuz suçların içtimağı var. İşte zincirleme suçu var, aynı neviden fikri içtima, ayrı neviden fikri içtima. Kabahatler hukukunda böyle bir şey yok. Kabahatler hukukunda ne kadar ihlal varsa o kadar idari para cezası var. Yani buradan Ankara'ya gidiyorsunuz, arabayla enayilik ediyorsunuz, 5 kere radara yakalandınız, 5 tane ayrı ayrı idari para cezasını yersiniz. Yani zincirleme suç diyemezsiniz. Dolayısıyla ve kurul da cezalandırıcı bir kurul değil, mümkün mertebe işte talimatlandıralım, az yerden para cezası verelim diyor. Ama öyle ihlaller oluyor ve öyle büyük hak kayıpları oluyor ki ciddi idari para cezalarına hükmediyor. Gerçekten de mesela Google'a yanlış hatırlamıyorsam verdi. Bir 450 verdi. Bir ek yaptı. Facebook'a 1650 ve ciddi ciddi paralar kesiyor. En son ki bu konudaki istatistik verdiği cezaların 10 milyona yaklaştığıydı. Belki de son verdiği kararlarla bunu geçmiş olabilir. Evet, nitekim Facebook'a vermiş 1 milyon 650 bin lira. Peki, İdare hukukunu bıraktık. Son aşamada iki tane belirtmemiz gereken iç hukukumuz açısından da mevzuat var. Bir, zaten bunlar 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda zaten suç tipi olarak düzenlenmişti arkadaşlar. Bir kere size bunu rahatlıkla söyleyeyim. Türk Ceza Kanunu 135. maddesi, 136. maddesi ve 138. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi
verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi veya verilerin yok edilmemesi zaten suç olarak düzenlenmişti. Aslında tam tersten gidiyoruz biz. Önce bunun anayasada bir temel hak ve özgürlük olarak düzenlenmesi lazımdı. Bu 2010 senesindeki referandumla oldu. 20. maddenin 3. fıkrasına bir temel hak ve özgürlük olarak girdi. Ama ondan sonra 6698'in çıkması, ondan sonra veya eş zamanlı kanunun, ceza kanunun çıkması lazımdı. Niye? İşte ultima ratio, son çare olması ilkesi gereğince. Halbuki biz kişisel verinin tanımının ne olduğunu bilmiyoruz. Ama ceza kanunumuzda bununla ilgili hüküm vardı. Allah'tan Yargıtay orada tasarılara bakıyordu veya AB mevzuatına bakıyordu. Onunla ilgili oraya atıf yapıyordu. Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kişisel verinin ne olduğunu açıklayan bir kararı vardı. Orada işte benim kitabıma da başka kitaplara da atıf yapıyordu. Bu uluslararası metinlere de atıf yaparak kişisel verinin ne olduğunu açıklıyordu. Allah'tan imdada kanun yetişti. Bununla ilgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararları var. Yargıtay 12. Ceza Dairesi bakıyor buna kural olarak. Tabii eğer dolandırıcı suçla beraberse başka daireler, 15. daire de işi devreye giriyor. Ama esas baktığı daire 12. Ceza Dairesi. 12. Ceza Dairesi'nin bu konuda çok sayıda kararı var. Size şöyle söyleyeyim. 12. Ceza Dairesi'nde çalışan bir hakim arkadaşımdan rica ettim. 2018, 2019 ve 2020 senesinde 135, 136 ve 138. maddelerle ilgili kararları benimle paylaşabilir misiniz dedim. Sağ olsun paylaştı. 600'e yakın karar var. Çok ciddi bir karar ki bekleyenler bunlar karara çıkmış. Yargıtay bizzat çatır çatır karar vermiş bunlarla ilgili. Yani bununla ilgili çok suç var ve emin olun bu suçların içinde de 6698 sayılı yasanın öncekilerdir büyük ihtimalle sırasına göre. Daha hepsini tek tek inceleme fırsatı bulamadım. Dolayısıyla yargı bu anlamda da işliyor arkadaşlar. Sizler geleceğin hukukçularısınız. Lütfen bilişim hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, yapay zekalı varlıkların hukuki sorumluluğu, spor hukuku, tıp hukuku gibi alanlara eğilin. Yani yan alanlar, yan varyasyonlara eğilin. Çünkü bunlar gelişiyor. Gelecek burada. Benim giriş olarak anlatacağım hususlar bunlar. Daha da fazla detaya giremiyorum. Vaktim yok. Konuyla da alakanızı yitirirsiniz. Eğer sizin sorularınız varsa da 20 dakikamız var. O 20 dakikada da sizin sorularınızı alayım ve dersimizi böylelikle tamamlayayım. Merve Hanım, varsa sizin seçtiğiniz sorular arkadaşlarınızdan gelenler... Arkadaşlar sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz ya da YouTube'dan ben buradan hocam. YouTube'dan görebiliyorum. Evet. Ücretsiz Muhammed Bey sormuş. Ücretsiz maskelerin EPTT AVM üzerinden dağıtılması taleplerinin alındığı sitenin çökmesiyle yurt dışında bulunan hostingde barındığı ortaya çıkmıştı. Vatandaştan yurt dışına çıkarma için açık rıza alınmaması hususunda değerlendirir misiniz? Hocam ya tamamen hukuka aykırı bir şey. Yani devlet kanun çıkartıyor. Aynı devlet kanuna uymuyor. Arkadaşlar hukuk devleti dediğimiz şey zaten bu. Devletin kendi çıkarttığı kanuna öncelikle kendisinin uyması, hesap vermesi ülkesine, sistemine hukuk devleti diyoruz. Hukuk devleti ilkesi bu. Türkiye'de işte bunun olmadığını görüyorsunuz. Yani şu bir mazeret değil bu arada. Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Ne yapalım, ne edelim? Böyle bir şey yok. Yani Türkiye'de bu hizmeti verebilecek yerli şirket vardır. Bulacaksınız, bulamıyorsunuz da kurduracaksınız, yaptıracaksınız. Bir sürü üniversite var, üniversite teknokentler var. Bir sürü alanda çalışan öğretim üyeleri var. Ve koordinasyon içinde yapacaksınız. Yani devletin büyüklüğü buradan geliyor. Yani siz birey olarak ya ne yapayım başım sıkıştı. Yani ders çalışamadınız. Çok kötüydünüz, hastaydınız. Ne yapayım kopya çektiniz ne yapayım diyor musunuz? Cezayı alıyorsunuz. Bu da aynı şekilde. Tamamen hukuka aykırı. Şeyi takip edin. Twitter'dan. Hasan Selçuk Turan. İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı. Avukat arkadaşımız. O gayet bu konuda eleştirdiği yazıları var zaten. Bu konuya dikkat çekmişti. Alperen Bey, halen bu konuda danışmanlık yapmak isteyen meslektaşlarımız var. Sizce geç kalınmış bir durum mu? Çünkü neredeyse sektör haline geldi. Tabii ki bir sektör haline geldi. Hali hazırda bu işle hiç alakası olmayan hukukçular, yani bilişim hukukunun
bireysinden geçmeyen, kişisel verinin case'ini bilmeyen avukatlar da haklı olarak bu alana girdi. Ama bu alandaki şey daha bitmez arkadaşlar, tükenmedi. Çünkü herkes zannediyor ki projeler yapılacak, iş bitecek. Hayır, daha iş yeni başlıyor. Daha o projeler yapılacak, o projelerdeki hatalar ortaya çıkacak. Bir de şimdi şöyle düşünün. İş kanunu yürürlüğe girdi. Ne oldu? İş kanunu uygulanmaya başladı. Herkes İK'lar eğitildi. Avukatlara ihtiyaç kalmadı mı? Hayır, iş hukukuyla ilgili bir sürü uyuşmazlık var ve iş hukuku alanında uzmanlaşmış bir sürü avukata ihtiyaç var. Ya buradaki fark ne? İş hukuku alanında zaten uzmanlaşmış, hali hazırda 70'li, 60'lı, 50'li yaşlarında olan bu işin piri olmuş üstadlar var. Aynı şey fikri mülkiyette, aynı şey şirket birleşme devre almada geçerli. Ama kişisel verilerle ilgilenenlere bakın, benim yaşımda insan zor bulursunuz. Varsa da sonradan girmiştir ki ben de çok yaşlı değilim, yani 45 yaşındayım. Sonradan girmiştir. Yani benim gibi akademisyen olacak da bu alana ilgi duyacak, hiç para kazanma falan gayesi olmadan ta 20 yıldan beri ilgilenecek, o çok nadir. İşte ben varım, Elif Küzeci var, Leyla Keser Berber var, zaten sayılı isimler var, Mehmet Bedikaya var. Zaten biz en baştan beri veya bir Gökhan Ahi, en baştan beri bu işlerle uğraştığımız için, kafa yorduğumuz, bir gelir beklentisi olmadığı için bununla uğraşıyorduk. O yüzden avukatlar için hala çok ciddi bir gelir kapısı. Sizler zaten bunları bilmiyorsanız avukatlık yapamayacaksınız. Onu söyleyeyim, yani bilişim hukuku bilmiyorsanız, kişisel verilerin korunması hukuku bilmiyorsanız avukatlık yapamayacaksınız. Çünkü her alan bununla ilgilen. İş hukuku yapıyorum, iş hukuku gidip dokunduğu yer kişisel verilerin korunması hukuku. Umarım anlatabilmişimdir. Hocam Cem Bey, Cem Değirmenli sormuş. Hocam KVKK'nın özel hukuk sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulamada tazminat davaları yoluyla gündeme gelmeye başladı mı? Mukayeseli hukukta örnekleri var mı? Mukayeseli hukukta çok örneği var. Ama daha Türkiye'de ben bununla ilgili bir dava en azından bana gelmedi, görmedim. Ceza hukukuyla ilgili çok dava gördüm. Ama özel hukukla ilgili görmedim. Bunun nedeni de şu: bireyin burada bir etmesi çok kolay değil. Ancak bu ticari şirket olur. Ticari kaybı olması lazım. Ticari şirketlerde veri sızdırdıklarını bir şekilde belirtmek istemiyorlar, reputasyonları etkilenmesin diye. Her gittiniz davayı açtınız, bir sürü masraf yaptınız, avukatlık ücreti verdiniz. Verdiği tazminatlar, tazminat isteseniz 5 bin lira, 10 bin lira. Kimse bunun için uğraşmıyor. Zaten bizim bu tazminat hukuku konusunda Özseçer hocam hala buradaysa, tabii onlar daha vakıf, onların alanına girip kendi haddim olmayan bir alana söylemek istemiyorum ama medeni ceza dediğimiz Amerika'daki sistemin gelmemesini ben bir problem olarak görüyorum Türkiye'de. Çünkü bu gerçekten bir zararın olması ve zararın ispat edilmesine uğradığım belirtmeyecek bir tazminata hükmedilmesi gerçekten bence tazminat hukukunun önünü kapayan bir durum. Ama yine de bunun tartışmasını, bunun felsefesini bilen, gerekçelerini bilen medeni hukukçulara bırakmak daha yerinde olur düşüncesindeyim. Ama uygulamada ben daha karşılaşmadım. Bahattin Bey sormuş. Biyolojik verilerin işlenmesi veya bu uygulamaların application olarak, yani uygulama olarak iş yerlerinde kullanılması mümkün müdür? Hayır, değildir. Kurulum bu konuda spor salonuyla ilgili verdiği bir karar vardır arkadaşlar. Biyometrik veriler veya biyolojikten de onu kastediyor herhalde, mümkün değil. İstisnailer dışında, yani bir sunucu odasına giriyorsa o işin uzmanlarının, işte retina iş yerine giriş esnasında en çok da bunun için soruluyor. İşçiler kart taşımak istemiyormuş. Birbirlerinin yerine İstanbul Akademi'ye katılımcıların katılımlarını belirtmek için teşekkür yazması gerekiyor. Arkadaşlar tamam, benle ilgili değil. Kart basmak zor geliyormuş. Kart basmak zor geldiği için de retina okutalım. Yani bu olabilecek bir şey değil. Kurul bu konuda gayet net, açık ve bence doğru olanı, hukuka uygun olanı yapıyor. Evet, o işçi gidecek kartını basacak. Evet arkadaşlar, İstanbul Akademi katılımcılarına teşekkürler yazmamız gerekiyor. Hocam devamsızlık yoklama almak gibi bir şey yapıyoruz da şu an. Süper. Bu bir ders. İyi yapıyorsunuz zaten. Evet. Derse yoklama da olması lazım. Biz de online dersleri yapıyoruz üniversitede, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde. Giren kim giriyor, kim girmiyor, iyi oluyor. İşte eskiden canlı yaparken dersi imza füyü dolaşıyordu. Eminim birilerinin yerlerine de imza atıyordu. Ben de öyle çok devam mecburiyeti takıntılı falan bir öğretim üyesi değilim açıkçası. Yani yetişkin insanlarsınız, ister gelirsiniz, ister gelmezsiniz ama yönetim bunu istiyordu. Halbuki şimdi ben istesem de istemesem de derse kim girdi, ne kadar dakika kaldı, kalmadı, onu kontrol edebiliyoruz.
Bir tek derste uyup uyuyamadığını kontrol edemiyoruz. Ben zaten başta söylüyordum dersler. Benim dersimde uyumak serbest. Sıkıntı yok. Oo, bir sürü teşekkür geliyor. Sorular kaydı. Şöyle yukarı çıksam da sorulardan görsem. Evet, gözlüklerimi takayım. Hande Hanım sormuş. Hande Sev. TCK'da düzenlenen suçların hukuk uygunluk sebepleri incelendiğinde KVKK madde 5'te düzenlenen uygulamalar açısından özel norm olan KVKK uygulanacağı ancak Yargıtay kararlarında uygulanmadığı görülüyor diyor. Şimdi bir kere kişisel verilerin korunması kanununun uygulandığı hallerle ceza kanununun uygulandığı haller farklı. Ceza hukukundaki hukuka uygunluk nedenlerinin bir kaynağı da kişisel verilerin korunması kanunu. O konuda şüphe yok. Ama tek kaynak kişisel verilerin korunması kanunu değil. Hukuka uygunluk nedenleri pek çok hukuk kaynağından gelebilir. Hatta bunların illa yazılı hukuk kaynakları olmasına bile gerek yoktur. Ama bir şey KVKK'ya uygun olduğunda, yani o kanunun düzenlemesine uygun olduğunda aynı zamanda ceza kanununa da aykırı olmamalıdır. Çünkü hukuk bütündür. Bir kanuna uygun olanın diğer kanuna aykırı olması düşünülemez. Biz bunu özellikle medeni hukukta bu zorunluluk halinde falan tartışırız. Ben dediğiniz kararları bilmiyorum. Eğer KVKK'da hukuka uygunluk olarak bir veri işleme şartı olarak o veri işlemenin sınırları içerisinde işleniyorsa Yargıtay'ın buna hukuka aykırıdır denemesi gerekir. Eğer Hande Hanım bana bu konuda bir mail, mesaj, herhangi bir şey atar, kararı bana gönderirseniz çok memnun olurum. Ben de kararı işler ve eleştiririm. Rüya Hanım bir soru sormuş. Rüya Sofi. Hocam ölen kişinin verisi veri niteliğini kaybeder mi? Evet, bunu cevapladım. Zaten geçen gün kurulda bu konuda bir karar verdi. Yoksa kişinin ölümünün gerçekleşmesiyle gerçek kişinin niteliğini kaybetmediği fakat kanun uygulanıp uygulanmayacağını tartışmak mı gerekir? Şimdi kişilik ölümle sona eriyor. Dolayısıyla gerçek kişi dediğinizde ölümle sona erdiği için o verinin sahipliği de sona eriyor. Şimdi hep tartışılmayan konulardan birisi bu. Acaba verilere mirasçı olunur mu? Bizde hiç bu öngörülmemiş. Bence olunabilir. Özellikle bu oyun sektöründe çok tartışılıyor. İşte uzun süreli oyunlar var. Oyunlarda bir sürü tool'lar elde ediyorlar. Ve bu tool'ların bir maddi değeri de var aslında. Ölümle kime geçecek o tool'lar? O oyundaki karakter, onun da bir değeri var. Mirasları mı geçecek? Bence geçmesi gerekir. Bunun açısından bir engel yok. Veri ilgilisi olmak açısından ise demin de derste söyledim. İlgili veri sahibi değil veya veri konusu öznesi değil, veri sahibi olmak, ilgilisi olmak çok önemli bir kavram. Dolayısıyla ölen yakınlarımızın verileriyle hala bizim ilgimiz olduğu için ben kanun kapsamında olmalıdır diye düşünüyorum. Ama geçen gün verdiği kararlarda kurul bunun aksi yönünde bir karar verdi. Ben karara açıkçası katılmıyorum. Cem Bey bir soru sormuş. Hocam, kişisel verilerin işlenmesindeki rızasızca husus hukuka uygunluk nedeni olan rıza mıdır? Yoksa tipiklikteki rıza mıdır? Şimdi Cem Bey, bence zaten rıza dediğiniz şey bir hukuka uygunluk nedenidir. Tipiklikteki rızadan neyi kastettiğinizi açıklarsanız, yazarsanız memnun olurum. Çünkü zaten ilginin rızası TCK'da da öngörülen bir hukuka uygunluk nedeni. Ve biliyorsunuz ki hukuka aykırılık ve hukuka uygunluk nedenleri suç tipinin dışında. Yani tipiklik hukuka aykırılık suçu oluşturuyor. Kusurluluk da bunun dışında. Yani bizim kabul ettiğimiz suç teorisinde en azından böyle. Dolayısıyla KVKK'daki o veri işleme şartları da hukuka uygunluk nedenleri altında işlemiş olduğumuz rızanın altında yer alıyorlar. Benim bakış açım bu. Şilan Merve Yeşilmen sormuş. Hocam, kişisel verileri uluslararası kapsamda koruyan bir düzenleme mevcut mudur? Uluslararası kapsamdan neyi kastettiğinize bağlı. Avrupa Birliği'ne üye ülkeleri söylüyorsanız GDPR koruyor. Avrupa Konseyi üyelerini söylüyorsanız ki biz de Avrupa Konseyi'ne dahiliz. 108 sayılı sözleşme var.
Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında genişletici bir yorum yaparak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesindeki özel yaşam, özel ve aile yaşamına saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin de korunması gerektiğini belirten kararları var. Dolayısıyla Avrupa Konseyi'ne üyeyseniz veya Avrupa Konseyi'ne üye bir devletin sınırları içerisinde yer alıyorsanız ve bu anlamda kişisel verilerinizin ihlal edildiğini iddiasındaysanız iç hukuk yollarını tüketmek kaydı şartıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gidebiliyorsunuz. Sena İspirli, hocam aileler reşit olmayan çocuklarının kişisel verileri üzerinde mutlak tasarruf sahibi midirler? Hayır. Ama bu konu çok önemli. GDPR bu konuda bir düzenleme yaptı. Ve dedi ki işte ülkeden ülkeye değişebilir bu ama dedi işte 16 yaşın üzeri veya 15 yaşın üzerinde dedi. Çocuğun dedi rızası alınır. Hatta bununla ilgili birkaç tane daha makale, şimdi isim vermeyeyim çünkü onlarda ben hakemlik yapıyorum. Eğer hakemler bir tek hakem olmuyor da birden çok hakem oluyor. Hakemlerin hepsi onay verirlerse eğer o makaleler de dergilerde yayınlanacak. Yani arama motorlarında, Dergi Park'a üye olun arkadaşlar. Dergi Park arama motorunda pek çoğu taranıyor. Oradan bulabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi oradan alıp size söylemiş olmayayım, bir bilgi de vermiş olmayayım. Ama şunu söyleyeyim. Veri paylaşır iken ebeveynlerin son derece dikkatli olması lazım. Yani düşünün, ben küçükken çekilmiş benim deniz kenarında, babam çok meraklıymış, bir de erkek çocuğum, çektiği resimler var. Daha 1,5 yaşındayım, 2 yaşındayım, deniz kenarındayım. Üzerinde hiçbir şey yok. Çekmiş fotoğrafları, evde duruyor. Düşünün, çekiyorsunuz, Instagram'a koyuyorsunuz. Çekiyorsunuz, Facebook'a koyuyorsunuz. Adam geldi 45 yaşına, iş güç sahibi, çoluk çocuk sahibi. Bir de hocanın fotoğrafı. Şimdi bunları düşünmek lazım. Aynen çocuğa isim koyarkenki olduğu gibi. Bu işin tabii esprili tarafı, işin esas korkunç tarafı, siz bu tür resimleri koyduğunuzda çocuk pornocularının eline geçebiliyor bu resimler. Ve bir anda bir meta haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla mutlak bir hakimiyet olmaması lazım. Ebeveynlerin bu konuda bilinçli olması lazım. Çocuklarını düşünüyor olması lazım. Tabii ki fiiliyatta siz annenin babanın çocuğunun resmini paylaşmasını engelleyemezsiniz. Ama bu bilincin annede babada oluşması lazım. Çünkü bir gün anne baba göçüp gittiğinde dahi o dijital verilerle o bir zamanların çocuğu, sonranın yetişkini baş başa kalacaklar. Çocuklarına da bir zarar gelmesini önlemek için bu konuda duyarlı olmaları gerekiyor. Hüseyin Korkusuz, hocam KVKK projelerinden bahseder misiniz? Aşamalarından, ayrıca fabrikalar gibi işletmelerden neler dikkat? Bu avukatlara yönelik veya bu konuda uzmanlaşmaya yönelik bir çalışma olmadığı veya bir konferans olmadığı için, bu bir üniversite öğrencilerine giriş niteliğinde bir ders olduğu için bu sorunuza maalesef yanıt veremeyeceğim. Şimdi Cem Değirmenci arkadaşımız demiş ki, Ön-Oktay Özcan, Durmuş Hocaların görüşü, buradaki rıza tipiklikte açıkça düzenlendiği için ilgilinin rızasında hata, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi unsurlarında hata değil, tipiklikte hata anlamında. Önok, Tezcan ve Durmuş Hocaların özel, daha doğrusu Durmuş Tezcan ve Mustafa Ruhan Erdem ve Murat Önok hocalarımızın Ceza Hukuku Özel Hükümler kitabında yapmış olduğu sınıflandırmadan bahsediyorsunuz. Ben o sınıflandırmaya katılmıyorum. O tipiklikte yer verilen hukuka aykırıdır gibi ifadelerin işlevinin farklı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda 3 tane görüş var. Tamamen gereksiz olduğunu söyleyen bir görüş var. Hukuka özel aykırılık olduğunu söyleyen var ki Tezcan Hoca, Durmuş Hocalar hukuka özel aykırılık olduğu görüşünde oldukları için ona böyle bir anlam yüklüyorlar. Bir de son zamanlarda Almanya'da gelişen, benim de katıldığım o görüşe ayrıksı bir üçüncü görüş var. Suçun genelini değerlendiren unsur görüş. Yani suçun genelini değerlendiriyorsa, ki TCK'daki 135-136'da öyle, bir anlamı yok. Yalnızca bir uyarı fonksiyonu olabilir.
ama belirli spesifik bir eylemi nitelendiriyorsa, evet orada ayrıca bir hukuk uygunluk nedeni var mı yok mu, fail hukuka aykırı hareket ettiğini bilerek mi gerçekleştirmiş eylemini, buna bakılması gerekir. O detaya girmeyeceğim. Bu tür detayları umarım yetişir ise Ekim ayında çıkmasını planlıyoruz. Ceza hukuku genel hükümler kitabı yazıyorum. O ceza hukuku genel hükümler kitabında bu tür teorik ayrıntıların hepsini bulacaksınız. Hatta tam da örnekleri 135, 136 ve 138 üzerinden verdim. Ama kişisel verilerin korunması kitabımın ikinci baskısının hukuka aykırılık bölümünde zaten bunu açıklama yaptım. Hali hazırda genel hükümleri yazmıştım. O parçayı buraya alıp koymuş idik. Ben teşekkür ediyorum. Son bir soruya daha yanıt vereyim. Zaten süremizin sonuna geldik. Kaan Karaduman arkadaşımız. Hocam KVKK'da tüzel çiftlerinin verilerine yönelik düzenleme yapılmamasının sebebi hali hazır diğer kanunlar düzenlemeler olması mı? Yoksa tüzel kişilerin verilerinin korunmaya değer olmaması mı? Hayır, tüzel kişilerin de verileri tabii ki korunmaya değer. Ancak hem ticaret kanunu hem TCK'da buna ilişkin düzenlemeler olduğu için bunu düzenleme yoluna gitmemişler. Ayrıca zaten eskiden AB veri koruma direktifi gerçek kişilerin verilerini koruyun ilki olarak demiş. Ama isteyen ülkeler tüzel kişileri de koruyabilsin demiş. Örneğin İtalya korumuş. Çoğunluğu ise yalnızca gerçek kişileri kabul etmiş. GDPR ise doğrudan gerçek kişilerin verilerinin korunması gerektiğini söylüyor. Tüzel kişileri başka düzenlemelerle koruyun diyor. Arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Umarım tekrar fırsatlar olur. Tekrar bir araya geliriz. Tekrar anlatırız. Daha fazlasını, bununla ilgili bir sürü yayınlanmış Türkiye'de kaynak var, kitap var. Bunlardan birisi de benim kitabım. Buradan alıp geliştirebilirsiniz. Lütfen fakültelerde o bir müfredatımız var. O müfredat çerçevesinde ders verebiliyoruz. Ve ancak ona yetişebiliyoruz. Bologna sürecine de uyum sağlamaya çalıştığımız için. Her ne kadar pek çok üniversite seçimlik ders olarak farklı farklı bu yeni alanlara giriyor olsa da girmeyenler olduğu takdirde dahi arkadaşlarım lütfen üniversitedeki zamanınızı iyi değerlendirin. Gezin, tozun, sinemaya da gidin. Deniz kenarında da gidin, bir şeyler yemeye de içmeye de gidin. Ama unutmayın, nasıl ki biz profesyonel olarak avukatlık, profesyonel olarak öğretim üyeliği yapıyor isek, siz de profesyonel öğrencisiniz. Göreviniz, en önemli işiniz öğrenim görmek. Dolayısıyla bir numarada derslerinizi çalışmak, iki numarada bu yan dallara çalışmak. Çünkü gelecekte bunlar sizi bekliyor olacak. Hiç kimse size şuna sormayacak stajınızı yaparken. İcra takibi yapmayı biliyor musun? Onu bilmiyorsun, öğretiyor olacaklar. Ama kişisel verilerle ilgili bir şeyler yaptın mı, çalıştın mı, şu an bu seçilme şansı sizin için. Bu alanlara eğilin, üniversite hayatınızı dolu dolu yaşayın ve son olarak şunu söylüyorum. Evde kalın, evde kalın, evde kalın ve sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz hocam. Ben de yeniden tekrar teşekkür edeyim size. Eğer ki örgü olarak gerçekleştirseydik sınavımızda temaya fidan boyasını bulunmuştuk. Bunu takdim edecektik. Aldım, kabul ettim. Buradan söylemiş olayım. Tekrar ben çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bir sonraki etkinliğimiz size yine WhatsApp üzerinden açıklanacaktır. Hocam görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Kapatıyorum.